İsrail ve Amerikan yönetimi Kudüs konusunda bu kadar hoyrat, bu derece hukuksuz davranabiliyorsa sebebi Müslümanların o içler acısı halidir. Şayet bugün kadim İslam beldelerinden ezanlar yerine dumanlar yükseliyorsa bunun nedeni biraz da Müslümanların basiretsizliğidir. İslam dünyası bu derece bölünmüş olmasa hiçbir güç Müslümanların harimi ismetine Allah'ın izniyle el uzatamaz. Çağrımızla toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesinin bu açıdan bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak ilan etmesi gerçekten tarihi bir duruştur. Bundan sonra atacağımız adımlarla şu an şer gibi gözüken bu durumu hayra tebdil edeceğimize Rabbimin lütfuyla inanıyorum. Buradan elde edeceğimiz netice sadece Kudüs meselesiyle de sınırlı kalmayacaktır. Gündemimizdeki diğer konularda bu başarı çarpan etkisi oluşturacak. Müslümanlara uzun süredir hasretini çektiğimiz özgüveni de aşılayacaktır. Aynı zamanda bu gelişme dünyadaki tüm mazlumlara ve mağdurlara umut verecek cesaret kaynağı olacaktır.